Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Efa. Sonunda Keyon'un tanıtım videosu yayınlandı ve bu videoda karakterin ne gibi özelliklere sahip olduğunu aşağı yukarı kestirebiliyoruz. İsterseniz zaman kaybetmeden hep birlikte bu videoyu izleyelim. Aynı zamanda benimle birlikte takımımızın iki oyuncusu Ludo ve Harun da olacak. Onlarla birlikte bu karakteri yorumlayacağız. Yeteneklerin tam olarak nasıl olduğuna dair bir bilgi yok ama yorumlamaya ve anlamaya çalışacağız. İsterseniz hemen videomuza başlayalım. Şimdi başlatıyorum videoyu. Hazır mısınız beyler? Bakalım neymiş bu karakterin yetenekleri. İlk önce bir videoyu sona kadar izleyelim. Aşağı sallan. Dünya seni beklemez. Geri git bakayım bir dakika. Bir dakika, sonuna kadar izleyelim. Aa, tamam. Tamam. Ne oluyor lan? Bu ne lan? Oğlum ne oluyor lan? Ölmeyen char yapmış. Öldükten sonra da info alabilen char yapmışlar bize. Oğlum bu ne? Öyle bir şey. Bak şimdi geri abi şey. Şimdi ben anladığımı yorumluyorum. Bak şimdi ben anladığımı sana küçükçe yorumlayayım. Karakter abi. Aşağı sallan. Dünya seni beklemez. Evet. Bak karakter olasılıkları galiba görebiliyor. Bak önceden şurada en başına çekiyorum, bak şurada beyninde düşünüyor gibi bir durum var. Galiba olasılıkları hesaplıyor ya da ona göre bir bilgi veriyor sana. Dünya seni beklemez. Herhangi bir yeteneğiyle ya da dur bir dakika. Burada işte bir kere içeri girdi, Yoru ulti attı, arkasında flash ile birlikte öldü. İşte bunu bak burada bir zamanı geri mi çekiyor yoksa ne yapıyor, bak ben bunu tam anlamadım. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence şu an olası ihtimalleri hesaplıyor. Robot ya bu. Evet. Oraya girersem, oradan piklersem Yoru burada olabilir. Hani anladın mı? Evet. Şey kafası, robot kafasıyla şu an işte şuradan çıkarsam, yani bunun yeteneklerle bir alakası yok. Karakter olabilir. Şu an. İşte ben de dediğim gibi düşünüyor. Ben de bir olasılıkları düşünüyor olabilir yani diyorum. Bence aynen. Skilliyle etraftaki yetenekleri falan gösteriyor. Aynen, falan skilliyle etraftaki büyük ihtimalle şöyle bir şey olabilir. Harun dediği doğru. Skilliyle etraftaki yetenekleri görüyor ve ona göre bir olasılık düşünebiliyorsun. Bunu kendin yapıyorsun ve bunu sana skilllerin yardımıyla oluyor. Ben böyle bir şey anladım. Bir devam edelim videoyu. Bu sefer Yoru'ya ölmedi ikinci gelişinde. Burada Cypher ölüyor. Yine Cypher ölüyor. Tahmin ediyor şu an. Taret'in şeyin orada olduğunu falan.
tahmin ama ediyor. Nasıl tahmin ediyor? Şimdi öyle bir şey var. Ya normal zekasıyla yani oyuncu... Bir durdursana. Yani geçen el mesela Cypher oraya trap attıysa yine oraya atacak mesela, anladın mı? Evet. Öyle düşün. Adam bunu tahmin ediyor. Diyor ki şimdi ha Cypher buraya trap atıyorsa... O yüzden de ben yeteneğimi atayım, bunu devre aynen, dışı bırakayım. Yeteneğimi atayım, aynen. Bunu devre dışı bırakayım. Sonra vururum onları zaten diyor. Şimdi aynen. Onu yapacak. Aynen. Şimdi mesela bak burada... Aynen, büyük ihtimalle öyle bir şey vardır. Şimdi bak yeteneğini kullanacak. Bak burada bu yeteneğini bu kullandı. Yeteneği... Bunu biliyorduk zaten. Bıçak yeteneği atıyor. Burada Sage'in Sage geri geri hareket etmeye başlıyor ve Cypher'ın trapleri devre dışı bırakılıyor. Bak izle. Hayır. Bak. Sadece bu yetenekleri kısıtlıyor bence. Evet bak Sage işte geri hareket etti ve yetenekler devre dışı bırakıldı. Bak. Bu şekilde Cypher'ı vurmuş oluyor. Daha sonra Sage slow atıp onu vuruyor. Bir tane daha mı olasılık var? Bu sefer de şey yapıyor. Oraya bir tane grenade gibi tarzı bir şey atıyor. Evet. Aynı Killjoy'un nano swarm'u gibi bir şey attı bak. Hemen bir tık geri çekelim bunu. Hasar yiyor mu peki? Evet evet. Hasar büyük ihtimalle hasar yiyordur bak. Dur bir geri çekiyorum hafif. Bak şurada Sage öldü ya. Bu sefer de artık farklı bir şey yapıyor. Geri geldi gibi düşün. Bu sefer oraya bir tane bak. Şu gördüğümüz grenade'i sallıyor. Bu onun büyük ihtimalle herhangi bir yeteneğinden birisi. Bu sefer de bu grenade ile Sage'i öldürüyor. Bu grenade de büyük ihtimalle Killjoy'un grenade'i tarzı bir şeydir diye tahmin ediyorum ben. Şimdi devam edelim bir videoya bir tık daha. Phoenix Flash'i bu sefer üçünün de karşısına geçiyor. Bak burada Flash'i dodge'luyor. Burada da galiba ulti atıyor. Büyük ihtimalle bu ultisidir. Ultisi ne yapıyor bir bakalım. Onu çözemedim ben de evet. Bak ultisi büyük... Bir dakika, taret devre dışı değil mi? Ultisi büyük ihtimalle bütün her şeyi devre dışı bırakıyor. Aynen büyük ihtimalle. Öyle. Bak, yakınındakidir ama ya. Bak. Yok, büyük ihtimalle her şeyi bence. Büyük bence range'i var. Hayır, ben yetenek sızdırmalarında duymuştum. Bazı şeylere de range yazıyordu bu yetenek devre dışı bırakmadı ama bu ulti mi değil mi bilmiyorum. Ama şurada bak ulti attıktan sonra Killjoy tareti devre dışı bırakılıyor. Bu Astra mı? Evet. Evet. Burada Sova niye böyle saçma ulti atıyor onu anlamadım ben ama. Hayır, Sova ulti atıyor hani ulti şeyleri sıkılıyor. İşte kanka. Büyük ihtimalle elektronik şeylerin devre dışı bırakabiliyor. Mesela Raze robotu olabilir, Raze ultisi olabilir, Killjoy tarayeti, Killjoy robotu olabilir, Cypher trapler olabilir. Bence Molly'dir falandır böyle şeyleri devre dışı bırakması saçma olur yani. Molotov'u nasıl da devre dışı bırakabilir ki herhangi bir elektronik bence bir şey? Olabilir, mantıklı. Burada Omen ölüyor operatörle arkadan. Aa bir dakika. Omen'in üstünde nedense bir mavi bir şey gördünüz mü? Bu ne? Evet, yeteneklerini kullanamıyor işte. Galiba o tarz bir işaret. Aa bir dakika. Bir dakika. Kapının bu bütün karakterlerin var. Yeteneğini kısıtlıyor. Evet, sadece evet onu söylüyorum. Killjoy vesaire değil. Onun sadece C yeteneği, Cypher falan yeteneklerini kısıtlıyor. Killjoy vesaire. Ultisi bütün karakterlerin üstünde bu şekilde bir üçgen çıkarıyor. Ve bütün karakterler sadece ve sadece silahla oynayabiliyor. Herhangi bir yetenek veya ability kullanmak gibi şansları olmuyor. Aynen. Bak burada ultisi bitiyor şeyin. Bizim Keyon'un. Yok daha bitmemiş. Neyse Omen'e operatörle ölüyor. Ve daha sonra yere drone gibi bir şey düşüyor. 15 saniyelik. 14,5 saniyelik. Ya, bu da, saniye bu da karakterin pasifi. Sonra... Aynen. Bu da karakterin büyük ihtimalle pasifi ve öldükten sonra info alıyor. Olduktan evet. Sonra karakter rakibin geliş gidişini izleyebiliyor. Hareket ettirebiliyor muyuz bunu? Büyük ihtimalle ettiremeyiz. Ettirirsek çok OP olur yani. Düşün öldükten sonra Sova drone'u açıyorsun. Öyle bir şey olur yani. 15 saniye ama bence çok uzun. 15 saniye çok uzun evet. Kesinlikle çok uzun. Öldüğün yerin infosunu net arkadaşına verebilirsin. Bu kısmı ben anlamadım. Bu kısmı hikaye ya. Ya bu kısmında şöyle bir şey olur mu arkadaşlar? Ben bu drone'un sonunda kendisini kamikaze gibi patlatma gibi bir seçenek olabilir mi? Olasılık. Çünkü bak bir izle. Çok OP olur. Bak mesela ben buradan bunu çıkardım. Ama aynen dediğiniz gibi çok OP olur. Burada o kendini öldürüyor galiba ya. Birisi onu öldürüyor mu? Burada ne yazıyor? Paris est tombé yani Paris düştü yazıyor. Altta da bir savaştan bahsediyor. Burada İspanyolca yazıyor.
Bu neydi işte? Attı burası neydi? Evet, burası artık galiba hikaye kısmı. Hikaye. Bu da hikaye büyük kısmı ihtimalle şeyi vardı. Reyna'nın kardeşi var bir tane biliyorsunuz. Ölmüş bir kardeşi var ve yaptıkları şeyi onun için yapıyor. Hikayesinde böyle bir şey var. Hatta repliğinde diyor ya, her şey senin için kardeşim diyor. Kardeşini bu öldürmüş olabilir mi paralel bir evrende? Ya da bilmiyorum. Olabilir. Ya da direkt Reyna'nın kardeşi mi? Yok, anlamadım. Yok, bir dakika. Hayır, burası hikaye kısmı, burayı da çözeriz. Aa, bir de böyle bir bu yeteneği da var. Bu da flash'ı. Flash'ı evet. Evet, flash. bu da direkt flash'ı. Manyak bir şey ya. Flash. Karakter manyak bir şey. Şimdi flash... Hani bu entry bildiğin lan. Bu bildiğin entry. Abi bu her evet şey ya. Bütün karakterlerin birleşimi yani. Bu bütün oyunun mantığını değişecek bence. Şu an oynadığımız oyundan çok daha farklı bir oyunu haline gelecek Valorant bence. Bu karakter evet geldikten sonra. Bak böyle, karakter... Bu böyle bir şey gerekiyordu da. Şimdi şurada karakterin yeteneklerini tek tek gösteriyorlar. Bak izleyelim. Bak flash atabiliyor. Flash atıyor. Bayağı da uzun sürüyormuş. Yetenekleri etkisiyle getiriyor. Aynen öyle. Aynen. Diğeri de bomba işte, nade. Aynen, diğeri bomba. Şu ha, granate, işte bu nano swarm bir nevi. Bu da ulti. Bu flash ulti açtı. Ulti açtı, flash attı. Burada ulti açıyor, hayır. Burada açtı ultiye, flash attı. Ve... Evet abi, burada da sonuncu pasifi. Bu şekilde abi, bence inanılmaz bir şey. Ben bu kadar beklemiyordum. Gerçekten çok güçlü bir şey olmuş. Arkadaşlar, YouTube'daki arkadaşlara söylüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlar kısmında kesinlikle belirtin. Karakterin yeteneklerine dair bu şekilde bilgi vermeye çalıştım. Büyük ihtimalle bu videoyu attıktan sonra YouTube'da, Twitch'te vesaire tam net bir şekilde bilgileri yayınlanmaya başlayabilir ama ben sizlere yine kendi izlediğimiz açıdan bu bilgileri vermeye çalıştık. Bence çok eğlenceli bir video oldu. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu like atıp kanala da abone olmayı unutmayın. Beni desteklemek amaçlı haberler olsun, Valorant öğretici olsun, eğlence videoları olsun sürekli kanalımda paylaşıyorum. Destek olursanız çok mutlu olurum. Bu şekilde Ludo ve Sarka, size de teşekkür ederim. Lukyas diyelim. Size de teşekkür ederim yorumladığınız için. Bu şekilde arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.